Kültür Mühendisliği Derneği İzmir Şubesi'nin etkinliği. Gerçekten biz bize olduk ama hatta siz tanışıyorsunuz herhalde. Evet. Evet. Sizler mi bizler? Özgün Bey'le burada tanıştık. Evet, söyleşiler tanıştık ama aynı yerlerde eğitim almışız. Dernekten eğitim almışız birlikte. Evet. Şimdi dinleyeceğiz. Teşekkür ederim. Bu şansı verdiğiniz için. Hoş geldiniz yeniden. Tanıdık güzel, görmek güzel açıkçası. Bugün sizi biraz rahatsız edeceğim, huzursuz edeceğim, canınızı sıkacağım ve eminim ki önümüzdeki birkaç gece uyuyamayacaksınız. Arayabilirsiniz. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Müşteri arıyorsunuz. Tam aksine bunlar beni uykusuz bıraktığı için belki biraz da paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Rahatlamak için diyelim. Önce kendimi tanıtayım. Uzman psikologum. Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Ve 9 Eylül Üniversitesi Aile Danışmanlığından yüksek lisans derecesi aldım. 2007 yılındaydı. Evet, 2007 yılında Ayk Karaosmanoğlu'ndan jenoterapi eğitimi ve sonrasında Tahir Hoca'dan hipnoz eğitimi alma şansım oldu. Zaman zaman çeşitli eğitimlerle devam ediyorum. Malum bizim alanda eğitim olmazsa olmaz zaten. Bugün size nelerden bahsedeceğim? Neden dijital dönüşüm sürekli konuşuluyor? Neden herkes dijital dönüşümden, bir dönüşümden, bir yapay zekadan, derin öğrenmeden, buna benzer konulardan genellikle her yerde bahsedilmeye başlandı? Bundan konuşacağız. Geçmişten bugüne insana ve hayata dair belli düşüncelerimiz oldu, felsefelerimiz oldu, bakış açılarımız oldu. Bunlar neler? Bunları biraz gözden geçireceğiz. Ve tabii ki şu an içinde bulunduğumuz dünyaya dair bazı yanılsamalarımız olduğunu düşünüyorum. Bunların neler olduğunu konuşmak istiyorum. Ve tabii ki psikoloji ve psikoterapi dünyasındaki değişimleri de tartışarak ve bu konuştuklarımızla birleştirerek olası gelecek senaryolarını sizlere aktarmak, birlikte tartışmak istiyorum. Neden dijital dönüşüm konuşuluyor? Çünkü dijital dönüşüm şu an bizler için çok önemli. Çünkü insan hayatı çok hızlı bir değişime sahip. Örneğin 2009 yılında bu görmüş olduğunuz robot ayakta durmakta zorlanırken ortalama 10 yıllık bir süre içerisinde derin öğrenme denen metotla, yani kastedilen şu, kendi kendine öğrenebilmeyle, yani şu ana kadar ayakta duran, yürüyen, koşan, düşen insan veya robotların videoları gösterilerek kendisine, kendi kendine gördüğünüz gibi yürümeyi öğrenmiş bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bu derecede hızlı bir dönüşüm var. Mutlaka duymuşsunuzdur satranç oyununda. Yıllar evvel ünlü satranç oyuncusu Garry Kasparov'u yenen bir bilgisayar programından bahsediliyordu. Genellikle bilgisayar, bilişim, yazılım dünyasıyla ilgilenenler tahtada görmüş olduğunuz Go isimli oyunun bilgisayarların insanı yenebilmesi için Go'da ortalama 20 yıla daha ihtiyacımız var diyorlardı. Fakat 2 yıl kadar önce dünyanın en iyi Go oyuncuları bir yapay zeka programına yenildiler. Go oyunu 361 taşla oynanan, olasılık sayısı çok fazla olan satranca göre bir tahta oyunu, bir zeka oyunu diyebiliriz. Ve bu önemli bir eşik olarak değerlendirildi. Çünkü yine bugüne kadar oynanmış bütün Go oyunlarını inceleyerek kısa bir sürede bu seviyeye gelmiş bir yazılımdan bahsediyoruz. O nedenle sürekli olarak dijital dönüşüm, yapay zeka, derin öğrenme gibi kavramları duymaya başladık sıklıkla. Dün gece çok güzel bir gelişme oldu dünya adına. Şimdi buradan başlayarak yavaş yavaş kafalarımızı kurcalamaya başlayalım. Müzik
the whole cellular heart with blood vessel is printed. And another major breakthrough is that it is printed from the materials of the patient itself. So they developed the technology to print 3D hearts, and it is based on a small biopsy that is taken from a patient, a biopsy of fatty tissue that is set up. To mature these hearts in the lab for 6 months to help the cells or teach them how to interact with each other and how to provide electrical signal and to have a synchronous contraction or pumping ability of the heart. And in a year or two, we hope to take these hearts and transplant them in small animal models in mice or rabbits. Beklersiniz buna. Çok uzun bir süre değil. Biraz daha dayanın. Organlarınıza iyi bakın. Zamanı var elbette. Diyelim ki 10 yıl değil de 15 yıl sürdü, fark eder mi? Çok önemli bir aşama. Canlı dokudan 3 boyutlu yazıcıyla daha önce kornea üretilmişti. Şu an bir tavşan kalbiydi gördüğünüz. İşin ilginç yanı kalbin içerisindeki kapakçıklar, odacıklarla birlikte üretilmiş canlı bir dokudan bahsediyoruz. Tabii ki nakledilmesi söylediği gibi biraz vakit alacak. Özellikle insan için. Ama dönüşümün hızını birlikte görmeye devam edelim. Şöyle bir ayrım vardı. Dijital yerli misiniz, dijital göçmen mi? Genellikle bilişim alanıyla ilgilenenlerin sık karşılaştığı bir kavram ayrımıdır bu. Şöyleydi, eğer doğduğunuz andan itibaren şu an kullandığınız teknolojinin içerisine doğduysanız, yani son dönemki çocuklardan bahsediyorum, dijital yerlisiniz. O alanın yerlisiniz. Bizler ise biraz daha kuşak itibariyle doğduktan sonra bu teknolojilerle karşılaşmış olduğumuz için dijital göçmeniz diyor idik. Ne zamana kadar? Son birkaç yıla kadar. Kavramlar çok hızlı değişiyor artık. Bilim insanları ve bu alanla ilgilenen, yani gelecek bilimle, fütürizmle ve bu tarz alanlarla perspektif çizmeye çalışan insanlar diyorlar ki gelişmeler o kadar hızlı ki şu an teknolojinin içine doğmuş olsa bile bütün insanlar dijital göçmen haline geldiler. Bu önemli bir kavram. Önemli bir nokta daha doğrusu. Son 6 yılda dünyada 800'ün üzerinde üniversite yaklaşık 1000'e yakın çevrim içi açık ders açmış. Gayet önemli ve sayıları giderek artıyor. Türkiye'deki üniversitelerde de çok güzel örnekleri mevcut. Devam edelim. Örneğin bildiğiniz üzere çoğunuzun İngilizce öğrenmek için ücretsiz veya yarı ücretli programlar. Aynı zamanda Avrupa Birliği projesi olarak geliştirilmiş ve ODTÜ'den, yani rektörden bildiğiniz onaylı sertifika alabileceğiniz bilge iş platformu bu konunun önde gelen örneklerinden biri. Başarı hikayeleri de mevcut. Buralardan sertifika alıp kariyerine farklı alanlarda gönderen insanların olduğu bir dönemdeyiz açıkçası. Udemy bu platformlardan bir tanesi. Bileniniz mutlaka vardır Udemy platformunu. Kurucusu bir Türk, şu an Silikon Vadisi'nde. Udemy'de sizlerin de eğitim hazırlayıp yayın yapabileceği bir platform. Bu dijital dönüşümü, dijital göçmen, dijital yerli ne demek, ne anlatıyorum? Bunu çok güzel anlatan ve aslında geleceğin büyük bir dönüşümle birlikte bizi zorladığını gösteren bir örnek paylaşmak istiyorum. Udemy'den bir eğitim getirdim size. 27 liralık bir fiyatı var. Şu an için artmış olabilir bu. Ortalama bu civarlarda eğitimlerin fiyatları, ki ücretsizler de var. Yapay zeka eğitimi diyor. Yani sizler bugün ortalama 30 lira bir fiyata, 30 TL'ye
yapay zeka konusunda eğitim alabiliyorsunuz. Bakıyoruz, bu eğitimin 434 tane kayıtlı kullanıcısı var. Ve toplamda ortalamada 5 üzerinden 3.4 puan almış. Diyor ki bu eğitimde birçok farklı yapay zeka algoritmasını kullanarak uygulamalar üretebileceksiniz. Yapay sinir ağları diyor, derin öğrenme diyor, Python diyor veya Python diye de telaffuz ediliyor. Bir yazılım dili ve sınıflandırma, resim ve metin sınıflandırma. Yani yapay zekada en çok kullanılan yazılım dilinden bahsediyorum. Bunları diyor öğreneceksiniz diyor. Kursun içeriği 65 ders ve 4,5 saatten oluşuyor. 27 lira veya 30 lira gibi bir para için gayet güzel. Kimler için uygun? Yapay zeka uygulamaları geliştirmek isteyenler için uygun. Yapay zeka algoritmaları üzerine deneyim kazanmayı hedefleyenler için uygun. Ve yapay zeka dünyasına ilk adımı atmak için diyor, iyi bir temele sahip olmayı arzulayan kişiler için diyor. Nasıl eğitim? Kulağa hoş geliyor mu? Denemek isteyebilirsiniz. Dikkatinizi çekiyorum. Eğitimin planlayıcısı 15 yaşındayım diyor. Kendisi Eray Aktokluk. Bunu bir örnek olarak aldım. Buna benzer çok örnek var. Şu görmüş olduğunuz yarışmalardan bugüne kadar ödülleri almış ve bu eğitimi veren 15 yaşında bir gençten bahsediyoruz. Şu an eğitim vermeye kurumlarda önümüzdeki yıllarda iş sahibi yapacağımız Türkiye'nin gençlerinden bahsediyoruz. Şimdi doğanları varın, siz düşünün veya neler yapabiliyorsunuz veya şu an neler yapamıyorsunuz, bence yeniden bir gözden geçirin derim. Geri bildirimler de gayet güzel, tabi beğenmeyenler de var sonuçta, internet ortamında bir eğitimden bahsediyoruz ama diyor ki eğitimin ilk dersinde çok genç bir sesle muhatap olduğumu fark ettim ve gerçekten şaşırmıştım diye devam ediyor. Yüksek puan vermiş olan birkaç kişinin yorumundan paylaşıyorum. Bu derece eğitimin sınırsız olduğu, artık bilmenin odasının geçtiği bir dönemdeyiz. Yine ilginç bir örnek, yeni gelen çocuklar, yapay zeka çağının poster çocuğu diyor. Bahsettiği Alexa isimli küçük bir hoparlör evde bulunuyor. Amazon firmasının satmış olduğu bir hoparlör evinizde bulunuyor ve alışveriş edebiliyorsunuz. Örneğin diyorsunuz ki bana pizza sipariş et, şu firmadan sipariş et, şu boyutta sipariş et, evde iki kişiyim, genellikle şunu seviyorum vesaire vesaire. Bir süre sonra evde yalnızım, pizza sipariş et dediğinizde otomatik ayrıntıları vermeden sipariş verebiliyorsunuz. Evde bundan var, şu görmüş olduğunuz elinde. Ve yeni doğan İngiliz bir çocuk, anne baba demeden önce Alexa demiş, neden acaba? Çünkü ne zaman yanına yaklaşsa, seni iyi duyamadım, tekrar eder misin diyor. Sürekli geri bildirim veriyor. Oysa o arada annenin işi var, baba meşgul, canları sıkkın, telefonla uğraşıyorlar, birbirleriyle tartışıyorlar falan. Ama Alexa her zaman çocukla ilgilenmeye müsait, bir ses duyduğu zaman karşılık veriyor. Dil gelişimini yeni gelen kuşağı lütfen bu çerçevede tekrar değerlendirin isterim. Bunlar benim takip etmekte olduğum birkaç YouTube adresini son ortalama 2 aylık videolarından görüntü olarak aldım buraya. Neler var? Birlikte bakalım. Yapay zeka tabanlı masa tenisi, kendine gidebilen bisiklet, uçan motosiklet, buz pateni kaymayı öğrenen robot, 3 boyutlu yazıcı da yeni bir dönem diyor. Daha henüz evimize gelmedi bile, hepimizin çeşitli yerlerde görüyoruz. İnsana benzer yumuşak dokulu el vesaire, böyle devam ediyor. Bunlar son 1-2 ayda gerçekleşen gelişmeler. Tabii ki en çok lafı geçenlerden bir tanesi Boston Dynamics'in artık her yerde görmeye yakın zamanda başlayacağımız iddiasında olunan robotları. İster bir fabrikada herhangi bir eşya taşıyor olsun, ister bir kamyon çekiyor olsun, dün itibariyle görüntüleri yayınlanmıştı. Buna benzer robotlar. Bunlar aynı zamanda ev asistanı olup ev işi yapması için de yetiştiriliyor. Şimdi bunların hayatımızdaki etkilerine birazdan tekrar bakacağız. İşte bu süreçte çok önemli bir nokta var. Belki bulunduğumuz coğrafyanın etkisiyle, belki içinde bulunduğumuz kültürün etkisiyle belirli yanılsamalara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onları birlikte inceleyelim. Bir tanesi Türkiye sınırlı düşünme.
Yani etrafımızda konuşulanların çok fazla etkisinde kalıp dünyada ne olup bittiğini yabancı dil biliyor olsak bile bu gözle görmediğimiz için zannediyoruz ki her şey burada konuştuklarımızdan ibaret, dünya değişmiyor. Oysa ki çok hızlı bir değişim var ve bizim değişimimizi beklemiyor açıkçası. Bir diğeri yapay zekanın robota eşit olduğu yanılsaması. Bakıyoruz etrafımıza, hani nerede o robotlar? Her gün konuşuyorsunuz falan ama hala yoklar. Gördünüz mü? O zaman yok. Oysa ki bugün hepimizin cep telefonundaki yazılımlardan tutun da bütün bilgisayarda kullandığımız veri analizi yapmaya yarayan veya bizim paylaşımlarımızın analizini yapan sistemlerin hepsi yapay zeka. Yani robota eşit değil ama yakın zamanda o robotları da göreceğiz. Bir diğer yanılsamamız teknoloji miti. Burası çok ilginç. Tarih boyunca İnsanlar teknolojik gelişmelerin dünyaya barış, refah ve huzur getireceğini düşünmüşler. Örneğin matbaanın icadıyla dünyada bütün insanların bilgiye kavuşacağı ve cahilliğin son bulacağı düşünülmüş ama öyle olmamış. Elektriğin gelişi için benzer şeyler söylenmiş, hatta dermiş ki her yer aydınlık olacak, gece gündüz hiç suç işlenmeyecek. İnsanlar suç işleyemeyecekler, dünyaya huzur gelecek. Benzer bir durumu son yıllarda yapay zeka için konuşuyoruz. Biz buna teknoloji miti diyoruz. Hiçbir teknolojik veya bilimsel gelişme tek başına dünyaya barış, refah, huzur getirmiyor. Eğer insanlık olarak bizler bilinçli olup sorup sorgulayarak şu anda yürütülmekte olan şeylere karşı gerekirse tepkilerimizi gösterip belirli uygulamalar, düzenlemeler talep etmezsek ki birazdan göreceğiz neler olduğunu, bizi büyük sıkıntılar bekliyor. Yapay zekada idare edildiği gibi sorunlarımıza çözüm olmayacak. Bir diğeri tüm katmanlarda aynı düzeyde ilerlemenin olacağı yanılsaması. Yani ülke olarak hep birlikte veya dünya olarak hep birlikte kalkınmayacağız. Dünyanın neresine giderseniz gidin uzun uzun gökdelenlerin yanında hemen gecekondu mahallelerini görebiliyorsunuz. Bu Hindistan'da da böyle, New York'un arka caddelerinde de böyle, Türkiye'de de birçok örneği var. Yani değişim belirli kişilerle sınırlı kalabiliyor. Devam ediyoruz. Değişimi olduğundan farklı hızda algılama. Yani şu an tahmin ediyorum ki benim öngördüğüm kadar hızlı gitmeyecek, orasını biliyorum. Ama belki de sizlerin öngördüğünden çok daha hızlı gidecek. Yani olduğu gibi algılamakta ve bu dönüşüm hızını keşfetmekte zorlanıyoruz açıkçası. Bir diğeri de işsizlik ve benzeri önümüzdeki süreçte gelecek olan değişimlere sadece pozitif veya negatif yaklaşım. Yani geçmişten bugüne ne oldu? İnsanlar tabii ki çeşitli iş kollarını değiştirdiler ve teknolojiye uyum sağladılar. Şimdi de öyle olacak deniyor. Acaba gerçekten öyle mi? Birazdan göreceğiz. Peki ne olacak? İşsiz kalıp, aç kalıp ölecek miyiz? Tabii ki hayır. O nedenle sadece pozitif veya negatif bakış değil, negatif de dikkate alan pozitif bakışlar geliştirebilmemiz lazım. Nelerden bahsettiğimi örneklerini gördükçe, ilerledikçe göreceğiz. Bütüncül bakış yerine gelişmeleri sadece kendi alanıyla sınırlı düşünme. Örneğin bir bilim dalında bir gelişme olduğunda onun sadece orayla sınırlı kalacağını düşünmek gibi. Ama biz biliyoruz ki bugün sadece internet bile tüm dünyayı, bütün alanları değiştirdi. Çünkü muhasebecinin defter kullanımından da psikoloğun not tutma yönteminden veya kayıt yapma yönteminden de şu an olduğu gibi her şeyi değiştirdi. Ve daha birçok şeyi değiştirmeye aday. Ve tabii ki insanın akılcı kararlar verdiğini düşünmek. Bu da en büyük yanılsamalarımızdan bir tanesi. Bütün çalışmalar son yıllarda özellikle davranışsal ekonomiyle ilgili çalışmalar gösteriyor ki aslında insanlar akılcı değil, son derece duygusal kararlar veriyorlar. Has temelli kararlar veriyorlar, ihtiyaç odaklı kararlar veriyorlar. Yoksa zaten dünya bu halde olmazdı. Devam edelim öyleyse. Ne dedik? Değişim belki kastettiğim kadar hızlı olmayacak. 62 yılında gazete diyor ki öğretim sistemi tamamen değişti. Ders artık otomatik makineyle öğreniliyor. Öğretmen çocukların araştırmasında yardım eden bir arkadaş oldu diyor. Bir 50 yıl, 60 yıl beklemek gerekti bu noktaya gelmek için ama bugün şu ifade hiçbirimizi rahatsız etmiyor. Zaten böyle olduğunu biliyoruz. Evet, çok hızlı değişmiyor ama eninde sonunda değişiyor. Yani bu öngörülerimiz
Bir 10 yıl gecikebilir, 20 yıl gecikebilir, 30 yıl gecikebilir, fark etmez. Ama gidişatın ne yönde olduğunu bize gösterir temel işaretler var. Onları birlikte görelim. Belki bu kadar da hızlı olmayacak, evet. 2030 yılında şirketleri çocuklar yönetecek diyoruz. Çünkü eğitim anlayışımız değişecek ve insanın belki de 30 yıl boyunca bir işi yapmak için eğitim alması gerekmeyecek ki şu an zaten çok sorgulanan, tartışılan, gençlerin de yavaş yavaş ilgisini kaybettiği bir alan olmaya başladı. Muazzam bir değişim var, evet. 2004 yılında bir kayıt şirketi şu kadar insan çalıştırıp şu kadar para kazanırken bugün bir video yayınlama, internet tabanlı, bulut tabanlı bir video yayınlama, film, medya ne derseniz şirketi daha az kişiyle daha fazla para kazanabiliyor. Bunun örneklerini birçok aşamada görüyoruz. Aynı şekilde bir araba üreticisi çok fazla kişiyle şu kadar para kazanırken bugün malum hepimizin kullandığı Google'ın çok az sayıda çalışanla milyon dolarlar kazanma durumu var. Türkiye bunun çok da dışında sayılmaz aslında. Niye sayılmaz? Çünkü biz bu sürecin dışında kalamayız. Çok da mümkün değil. İster istemez bizi de değiştirecek. Örneğin Yargıtay davalarında yapay zekalı tahminde olduğu gibi. Aynı zamanda tabii ki bizler gibi değişimleri takip eden, dünyada ne olup gittiğini takip etmeye ve uygulamalarda önce olmaya çalışan insanlar da var doğal olarak. Bir başkası milli eğitim çoktan birçok sınavını zaten elektronik ortamda yapmaya başladı. Bundan yıllar önce konuşsaydık biraz şaşırtıcı gelirdi bize. İlginç ifadeler var, zaman zaman tartışıyoruz. İlginç çalışmalar. Mesela şiddet içeren bilgisayar oyunlarının şiddeti arttırmadığı yönünde. İncelemenizi öneririm. Yapılan çok farklı çalışmalar var. Özellikle bilgisayar oyunu satılan dönemlerde cinayet ve benzeri intihar, cinayet benzeri suç davranışlarının azaldığını iddia eden çalışmalar var. Ve bunların sayısı birden fazla. Yani dikkate değer. Ama biz de zaman zaman bu çalışmaları acaba kimler yaptırdı, arkasında başka isimler mi var diye düşünmeden edemiyoruz. Ama sonuçta bilimsel nitelikte araştırmalar ve çok iyi üniversitelerin isimleri geçiyor, düşünmeye değer. Görmüş olduğunuz son yıllarda son derece basit bir yabancı dil öğreniminde okullarda kullanılan küçük robotlardan bir tanesi. Bir diğerini yine zincir okullardan bir tanesinde görebiliyoruz. Robot kullanımı ve bu görmüş olduğunuzda yavaş yavaş kitapların nasıl şekillendirildiğini. Geliştiricisi olacaksın. Bakalım nasıl olacak? Görmüş olduğunuz videolardan binlercesi var internet üzerinde. Tıp eğitimi alabileceğiniz baya gördüğünüz gibi benden daha kelli felli adamların, profesörlerin, hocaların çıkıp saatlerce tıp derslerini anlattığı YouTube'dan ulaşabileceğiniz ücretsiz videolardan bir örnek. Sadece paralı olanları da var. Sertifika verenleri var. Tabii ki Türkiye'ye yansımalar devam ediyor. Mucize gibi bir ameliyat Samsun'da başarıyla yapıldı. Geçirdiği hastalık yüzünden kafatasının bir bölümü alınmıştı. Yani başın önemli bir bölümündeki o koruyucu kemik yoktu aslında, görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hep şekli bozuldu kafanın elinde, beyin darbelere karşı savunmasız kaldı. Doktorlar 3D yazıcı teknolojisi sayesinde mucize gibi bir ameliyata imza attılar. Kafatasındaki kemik boşluğu ölçüsünde titanyumdan protez yapıldı ve hastaya nakledildi. Samsun'da üç boyutlu yazıcıyla titanyumdan kafatası kemiği oluşturulup hastaya nakledildi. Şurayı gördüğünüz anda normalde kemik defektidir. Burası şu kısma tekabül ediyor. Biz burada
Buraya yönetmiş olduğumuz üç boyutlu yazıda çıkartmış titanyumu implant ettik. Teknolojik geçişte kafatası yaralanmaları ve kemik kaybında hastalara nakil yapılarak tedavi uygulanıyor. Kaybolan kemiğin yerine farklı maddeler koyulup boşluk dolduruluyor. Daha önce Ankara'da yapılmıştı, bu kez Samsun'da 3 boyutlu yazıcı tekniği kullanıldı. Yazıcıdan titanyum şeklinde bir kemik çıkartıyoruz. Bu kemiği hastamızın kafatasındaki defet olan yere de implant ediyoruz. 34 yaşındaki Hasan Aydın'ın enfeksiyon nedeniyle kafatasının bir bölümü zarar gördü ve o bölge ameliyatla alındı. Aynen 3 boyutlu yazıcı sayesinde eski görünümüne kavuştu. Türkiye'de Ankara'da daha önce bu işlem yapıldı. Bu anlamda Türkiye'de Karadeniz bölgesinde ilk kez biz bu işlemi burada gerçekleştirdik. Titanyum parça Hasan Aydın'ın kafatasına monte edildi. Operasyon öncesi ve sonrasındaki fark inanılmazdı. Nasıl bir ameliyat edecek o çok yaşamışsın. Hayır bakayım. Evet. Devam edelim. Görmüş olduğunuz Amazon Go isimli bir alışveriş marketi. Özelliği kasiyerinin olmaması. Girerken gösterdiğiniz kredi kartı ve kimlik birleşimiyle gidip alışverişinizi edip çıkıp gidiyorsunuz. Şimdi ilginç yanı sırf nasıl çalıştığını görmek için bir ayda 2 milyon kişinin ziyaret ettiği bir merkezden bahsediyoruz. Sayılarının giderek artacağı söyleniyor. Şimdi biraz daha işin olumsuz taraflarına da bakalım. Dünyada sürücünün, kasiyerin ve buna benzer birçok çalışanın olmadığını düşündüğünüzde işsizlik ve iş kavramlarına da bakışınız mutlaka değişecektir. Tabii ki serbest çalışmada yine bu süreçten etkilendi. Giderek artan oranda ve artacağı öngörülen oranda serbest çalışma, evden çalışma, home office çalışma, freelance çalışma gibi iş ortamları konuşulmaya başlandı. Yapay zeka destekli robot ordusu, bu da yeni haberlerden biri, şizofreniyi yüksek doğrulukla teşhis etti diyor. %87 hiç fena değil. Tercih eder misiniz, ne dersiniz bir doktora göre? Yok, yine doktor olsun sıcak kanlı, gülümser falan. Yani hangi belirtiler olduğuna göre değişebiliyorsunuz. Negatif belirtiler, pozitif belirtiler. Sonra tekrar tartışalım. Tamam. Bu noktada webin gelişimini de paylaşmak istiyorum sizinle. Web 1.0 dediğimiz internet teknolojisi sadece internete koyduğunuz şeyin bir başkası tarafından görülebilmesine dayanıyordu. Yorum yapamıyorduk, herhangi bir değişim talep edemiyorduk. Web 2.0 bizlerin içine doğdukları biraz daha dönem oldu. Çocuklarımızın daha çok bizlerin yaşadığı, göçmen olduğu kısım. Sosyal medya uygulamalarıyla biz müdahil olabilir, yorum yapabilir, değişiklik talep edebilir olduk. Wikipedia vesaire gibi internet siteleri üzerinden. Web 3.0 şu an hala içinde bulunduğumuz, daha çok bulut tabanlı internetin konuşulduğu bir dönem. Yani herhangi bir şeyi depolamaya ihtiyaç yok. Cep telefonunuzdan yazdığınız bir şeyi bilgisayarınızdan açıp kaldığınız yerden devam edebildiğiniz, yani ortak bir bulutta bulunan bilgiden bahsediyoruz ki son dönemlerde oyun dünyasının bile internet aracılığıyla oyun konsollarına ihtiyaç olmaksızın çok büyük miktarlarda veriyi bulutta tutabileceği söyleniyor. Bu bizim daha başka neleri orada tutabileceğimizi lütfen size düşündürsün. Henüz Web 3.0'dayız yani. Daha da bitmedi. 5G ile birlikte Web 4.0 var. Önce Web 3.0'ın semantik öpün ne olduğundan tam olarak bir örnek vermek istiyorum. Örneğin şu anda Google'a Mustafa Kemal Atatürk'ün uçağının adı neydi diye yazdığınız zaman örneğin herhangi bir kayıtta karşılaşmazsınız. Mustafa Kemal Atatürk, uçak, marka gibi sonuçları ayrı ayrı görürsünüz. Bu süreç tamamlandığında Google size şunu diyebilecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün uçağı yoktu. Veya Fatih Sultan Mehmet'in motosikletinin markası neydi dediğiniz zaman yine bu sonuçları ayrı ayrı kelime bazlı arayan bir Google'dan bahsediyoruz. Size diyecek ki Fatih Sultan Mehmet zamanında kimsenin motosikleti yoktu. Bu semantik web tamamlandığında olacak. 4.0 var. 4.0'da daha sanal gerçeklik odaklı demiş ama bireysel anlamda kullanabileceğimiz sanal asistanların olduğu dönem. Yani internetten bizim için özel araştırmalar yapabilen,
sonuçlar çıkartabilen, bizi tanıyan, bizimle sürekli iletişim halinde olan bir internet tabanından bahsediyoruz. Bir de onun 5.0 var. O da bizim internette birleştiğimiz nokta. Oralara geleceğiz birazdan. Şimdi ilginç bir soruyla biraz böyle sizi rahatsız etmeye başlayalım. Ne dersiniz? Vücudunuza çip taktırır mısınız? Taktırır mısınız? Neyi? Taktırmaz mısınız? Neyi? Ya şirketiniz sizi, ya çalıştığınız şirket sizi bunun için zorlarsa ne yapacaksınız? Ki şu anda bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Şirketler o noktaya geldiler. Ama biz gönüllü olarak bunu yapanların küçük bir örneğini izleyelim. Erik Risk eve geldiğinde anahtara ihtiyaç duymuyor. Ev kapısı elektronik açılıyor. Anahtar kartına ya da parmak izini göstermesine de gerek yok. Tasarımcı olan Risk'in sadece elinin üst kısmını okutması yeterli oluyor. Gizemli anahtar sol elinde baş parmağıyla işaret parmağı arasında. Risk'in deri altına taktırdığı 2 cm büyüklüğünde bir mikroçip. Kız arkadaşı da çiplenmiş. Bu sayede sadece evin kapısını açmıyorlar, aynı zamanda tren biletini de ödeyebiliyorlar. Çift için bu daha başlangıç. Çipler daha akıllı hale gelince daha da ilginç olacak. Sadece kapıları açmakla kalmayacaklar, vücudu da gözlemleyebilecekler. Vücut ısısı ve kan şekeri hakkında bildirimde bulunabilecekler ve diğer faydalı bilgileri aktarabilecekler. Stockholm metrosu da yakında çip taktırmış insanlara turnikelerini açmayı planlıyor. Yaklaşık 3500 İsveçli deri altında mikroçip taşıyor. Bir yıl içinde 3 kat artış yaşanmış. Anketlere göre bu tür dijital keşifler özellikle genç insanları heyecanlandırıyor. Çok azı verilerin kötüye kullanılmasından endişe ediyor. İsveç'te devlete ve yetkililere güven büyük. Ayrıca İsveç'te çip taktıranlar partisi de yeni trendlerden. İsveç'in dijital elitleri 2 kadeh şarap içerken deri altına bir de çip taktırıveriyorlar. Operasyon 150 euro civarında. Çip taktıranlar bunun kulağı deldirmekten daha acı verici olmadığını söylüyor. Gizleyecek bir şeyim yok. Sosyal ağlarda zaten pahalı. Kendi firmam var. Zaten beni çok kolay bir şekilde bulabilirler. Yani bu açıdan hiçbir korkum yok aslında. Bunun da her şeyi anlamsız hale geliyor. Kredi kartı ya da cep telefonu yerine her şeyi üzerinde ellerimin altında taşıyorum. Ancak bu konuda Avrupa'da herkes o kadar da coşkulu değil. Avrupa Birliği'nin bir araştırmasında çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıda bulunuyor. Örneğin çiplerle hareket profilinin çıkarılabileceğine işaret ediliyor. Ayrıca insanın sadece kumay gibi kullanılma tehlikesine dikkat çekiliyor. İsveç veri koruma yetkilileri de dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Veri koruma açısından baktığımızda kişisel verilerin kullanımına ilişkin riskler her zaman mevcuttur. Burada hangi veri koruma önlemlerini kullandığınız önemli. Bunu belirlemek için bu tür çipleri taktırmadan önce bir risk analizi yaptırılmalı. Çip satışı yapan Yovan Österlund'a göre risk analizleri gereksiz. Çip trendinin de süreceğini söylüyor. Yakında çipler sadece el derisinin altına değil kafanın içine de takılabilecek. Österlund'a göre toplum çip taktıran ve taktırmayanlar diye ikiye bölünecek. 30 yıl içinde toplumda doğal ya da doğal olmayan vatandaşlar arasında açık bir ayrım olacak. Doğal olanlar vücutlarında her türlü teknik optimizasyonu reddedecek. Bu da tıpkı bugün sağlık sigortasının reddedilmesi gibi bir şey olacak. Erik Risk ve kız arkadaşı dijital optimizasyonda karar kılmış. Tıp alanında çipler halihazırda vücutta teknik yardım unsuru olarak kullanılıyor. Örneğin kalp pilini düşünün. Bu oldukça büyük bir müdahale aslında. Her zaman daha sağlıklı ve daha güçlü olmak istediğimize inanıyorum.
teknoloji daha da geliştiğinde başka şeyleri de deneyebilirim. Elindeki küçük çip daha başlangıç, sadece bu genç çip içinde değil. Çip taktıran İsveçlilerin sayısı her geçen gün artıyor. Yüz ifadelerini oradan görmek güzeldi açıkçası birkaç dakika boyunca. En önemli nokta olacak olan bir şeyden değil, çoktan olmuş, olmakta olan, olmaya devam eden bir şeyden bahsediyoruz ve belki de hayır deme şansınızın olmayacağı bazı şeyler göstermeye devam edeceğim size. İşte o noktada ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne olduğunu, yarın böyle bir şeyle karşılaştığımızda neye karar vereceğimizi iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü bunlar kapımızda veya çoktan geldiler diyebiliriz. Aynı zamanda güvenlik ve sağlık amacıyla her şeyin satılabileceğini de unutmayın. Bir de biohackerlar var. Bir boyut sonrası hani diyor diye birçok şeyi yapabilirim. Yani vücudunuza pusula taktığınızı, her kuzeye döndüğünüzde sinyal verdiğini düşünün. Hayır diyebilirsiniz ama şu an zaten cep telefonları ve akıllı saat satışlarını düşünün. Veya çocuğunuzun asla kaybolmayacağını çipli olursa söylesem ne dersiniz? Hadi siz hayır dediniz ama kaç tane aile buna evet diyebilir? Yeter ki çocuğumun başına bir şey gelmesin, kaybolmasın, her an haber alayım, bilgisayar olayım, nereye gittiğini çocuğum derse. Bir kesip çıkarmaya da çalışabilir ergen. İşte onlar yani sonuçları ve gerçekten üzerinde durulması gereken şeyler. Çocuğum tabletle fazla ilgileniyor yerine önümüzdeki yıllarda çocuğum çipini çok çıkarttığı için enfeksiyon kaptı gibi şeyler tartışıyor olur muyuz? Size bırakıyorum. Yansımalarını görmeye devam edelim. Bu görmüş olduğunuz şu anki iş dünyasında özgeçmiş eleme metodunu anlatan bir görsel. ATS denen bir sistem üzerinden göndermiş olduğumuz özgeçmişler bir elemeye tabi tutuluyor. Bir yapay zeka programı bu yazılımı öyle düşünün. Kastettiğimiz şu aslında. Şu an tüm dünyadan Google'a yanılmıyorsam haftada veya ayda tam emin olamayacağım 70 bin iş başvurusu var. Microsoft'ta da 50 bin. Bir insan kaynakları uzmanının oturup görüşmeleri yapması veya özgeçmişleri incelemesi mümkün değil. O nedenle bazı özgeçmişler hiç o uzmanların karşısına gelmeden eleniyorlar ve çok sayıda kişi kalıyor sonunda. Yani yapay zeka nerede? Şu an herhangi bir şirkete gönderdiğiniz iş başvurusunun o şirketin uzmanlarının görünmemesinde, onların önüne gelmemesinde yapay zeka var. Bir yandan da ünlü işe alım kurumları veya iş arama kuruluşları, hani bizdeki karşılıklarını biliyorsunuz, yani yeni bir iş vesaire gibi organizasyonlar artık üniversite mezuniyeti şartını çoğu zaman veya eğitim kısmına kaldırmış durumdalar. Burada önemli bir soru var. Gençlerin de son zamanlarda çok fark ettiği. İşverenler gerçekten hangi üniversiteye gittiğinizi önemsiyorlar mı? Artık üniversite isminin eskisi kadar geçerliliği var mı? Bu sorular çok önemli. 2016 yılında Todai, bir yapay zeka yazılımı robot, Japonya'da üniversite sınavına giriyor ve ilk bölümdeki soruları kolaylıkla yapabildiği gibi ikinci aşamada da Wikipedia'dan ve ders notlarını derleyerek birçok öğrenciden çok daha iyi bir kompozisyon yazıyor ve 500 bin kişinin girdiği sınavda %12'lik bir dilimde başarıyor. İnternette videolarını bulabilirsiniz. Devam edelim. Teknoloji devleri de artık üniversite diplomasıyla ilgilenmiyorlar. Ne istiyorlar? Örneğin özellikle bilişim için söyleyebiliriz bunu. Bir yazılım firması sizi işe almadan önce görüşme yaptığında oturtuyor bilgisayarın başına ve bir problem soruyor. O problemi çözebiliyorsanız meslek lisesinden mi mezunsunuz, üniversiteden mi mezunsunuz hiç önemi yok. Zaten bilginizi göstermiş oluyorsunuz. Bilginiz yoksa yapamıyorsunuz ki orada zaten diplomanızın çerçeve asılması dışında bir şeyle ilgilenmiyor. İşi yapıp yapamadığınıza bakıyor. Bunlar da 1960'lardan bu yana ortaya çıkan yeni iş kolları, görmüş olduğunuz gibi yeni işler giderek azalıyor. Hepimiz yazılımcı olamayacağımıza göre doğal olarak işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Bu görmüş olduğunuz benim ucuz fiyatlı basit telefonumdan çekmiş olduğum fotoğraflara yapay zekanın verdiği cevap. Bu görmüş olduğunuz Şirin benim kızım. Diyor ki bebek, gösterdin diyor, bebek diyor. Renklere de dikkatinizi çekerim.
Bunlar diyor kitap, ortamı da aynı şekilde görmüş olduğu fotoğrafta bütün nesneleri koltuk dahil olmak üzere oyuncaklarla ve renk seçimine dikkat etmenizi rica ediyorum. Ve köpeğin türüne kadar gösteren cep telefonunuzdaki basit bir kendiliğinden gelen uygulamadan bahsediyoruz. Ayrıca bir şey yüklemiyorsunuz. Buyurun. Bildiğim kadarıyla bu yazılımlara öğretiliyor değil mi? İşte bu kitap, işte bu görüntüyü gördüğün zaman kitap diyeceksin. İşte bunu gördüğün zaman bebek diyeceksin diye. Algoritma. Aslında kendi kendine öğrenebildiklerini çok söyleyemeyiz. Burada bir öğretmen var onlara öğreten. Yapay zeka öğreniyor. Şöyle ki öğreniyor. Ama kendi kendine mi öğreniyor? Oradaki algoritmayı ayrıca tartışalım. Şöyle ki kendi kendine öğreniyor. Örneğin ben bu uygulamayı kullanmadan önce cep telefonum bana soruyor. Diyor ki bu sistemin geliştirilmesi için çalışmak ister misin? Ve sürekli olarak sistem doğru cevabı bulup bulmadığını kontrol ederek kendisini yenileyerek ilerliyor. Yani bu şu anlama geliyor. Bizler kullanmaya devam ettikçe bu sistemleri, Google'da arama yaptıkça, fotoğraf gösterdikçe bu sistem kendisini geliştirmeye devam edecek. Peki iş görüşmenizi bir robotla yapmak ister misiniz? Tarafsız. Yargılamaz. Ön yargısı yok. Çok önemli. Çok yakın zamanda deniyor. Şeffaf görünümlü ve istenen yüz ifadesini ve şeyi yansıtabilen bir robot var. Sağlık ve güvenlik. Hiç unutmayın, sağlık ve güvenlik varsa her şey satılabilir, kullanılabilir. Bence görüyor. Bir numara var. Band yeterince sıkı değil. Farkı
anlayamadınız belki ama şu an kendisi İsrail'den canlı bağlandığı bir konferansa katılıyor. Evet, aynen öyle bir hologram ve son derece gerçekçi. Bakalım bir zaman. Hello everyone. It's a bit funny because I did write that humans will become digital, but I didn't think it would happen so fast and that it will happen to me. But here I am as a digital avatar, and here you are. So let's start. And let's start with the question: how many fascists are? Yaptığımız eğitimleri, psikoterapi çalışmalarını o gözle bir kez daha değerlendirin. Devam edelim. Yeryüzünde insan nüfusu değişimin bir parçası olarak çok hızlı miktarda artmakta ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde 9 milyara yaklaşacağımız öngörülmekte. Ve tabii ki bu da nüfus piramidini değiştirip genç nüfusu azaltıp yaşlı nüfusu arttırarak piramit dediğimiz çocukluğumuzda bize öğretilen şeyi tersine çevirmekte. Bu da tabii ki beraberinde emeklilik yaşının giderek artması ve emeklilik ihtimalinin giderek ortadan kalkması anlamına geliyor. Bugün asgari ücretle çalışan birinin emekli olduğu zaman aldığı emeklilik maaşı kendisini geçindirmeye yetecek düzeyde değil. Ve bu önümüzdeki yıllarda daha büyük problem olarak devam edecek. Çünkü bir emeklinin maaşını ödeyebilmek için 3 tane çalışana ihtiyacımız var. Unutmayın, Türkiye'de bu oran 2'ye 1 ve giderek düşüyor. O nedenle Türkiye dahil olmak üzere ilginçtir ki siyasetçilerin sürekli çocuk yapın söylemleri var. Bu gözlerle lütfen değerlendirin. Tabii ki biyolojik yaşlanma yavaşlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün şu ana kadar yayınlanmış raporlarını internetten bulabilirsiniz. Daha bir 60-70 yıl öncesine kadar insan ömrü 50 yıldan daha düşükken şu an 80-90 ve giderek 100 yaşlar konuşulmaya başlandı. Ve gördüğünüz gibi birçok ülkede oranlar artıyor. Uzak Doğu başta olmak üzere 100 yaşını geçen kişilerin oranı. Tabii ki bu bizim çalışmalarımızı da etkiliyor. Gerontoloji gibi yaşlılık bilimiyle ilgilenen yeni oluşumlar ortaya çıkıyor. Bilim dalları buraya eğiliyor ve aynı zamanda birden fazla kuşak iş yerinde çalışmaya başlıyor. Yani ortalama 25 yaşlarda çalışmaya başladığınızı düşünün. 65-70 emeklilik yaşı kuşakların artık 5-10 yılda bir değiştiğini düşünürsek ortalama 5-6 kuşak aynı iş yerinde çalışmaya başlıyor. Bu neyi değiştiriyor? Örneğin bizden önceki kuşaklardan başlayan şekilde sık iş değiştirmek bir problem iken şu anki kuşak 2 yıldan fazla bir iş yerinde kaldığı zaman kendini beceriksiz ve işe yaramaz görüyor. Çünkü zaten 2 yılda o kurumdan alabileceğini almışsındır. Eğer o kurumda seni tutmaya devam ediyorlarsa zaten başka yere gidemiyorsundur anlamında değerlendiriyorlar. İşe bakışımızdan hayatta bakışımıza kadar çok şey hızlıca değişiyor. Peki güvenliğiniz için daha çok kamera tarafından izlenmek ister misiniz? İster misiniz? Hayır. Hayır diyorsunuz ama bu kameralar 15-20 yıl önce yoktu. Kimse size sormadı. Şu an kameralar var. Siz diyorsunuz ki hayır. Peki diyorum ben de. Bakalım dünya ne halde? Thank you.
Şöyle örnek vereyim. Son dönemlerde Orta Doğu'da yaşanan bazı siyasi gelişmeler üzerine biliyorsunuz ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkeye göç gerçekleşti. Ortalama 500 bin kişinin gelişi bile tüm Türkiye'deki sosyal hayatı olumlu veya olumsuz yönde etkiledi. 2 milyar insanın yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. İnsanları kontrol altında tutabilmeniz ve onları belirli işleri takip edebilmeleri için yönlendirmeniz, sosyal hayatın devamlılığını sağlamanız gerçekten çok zor. Yol bu mu? Bilmiyorum ama oraya doğru gidiyor dedik. Sanırım hem oradaki siyasi rejimin hem de toplumun, oradaki toplumun daha böyle nasıl diyeyim, tırnak içinde, harmoni içinde olmasını istedikleri için belki de böyle bir şey değil de. Mantıklı. Orada kurallara uymak çok daha önemli bir toplulukçu bir kültür. Bakalım oraya da sınırlı kalacak mı? Bak. Göreceğiz. Moore piyasası denen kaplamalı bir biçimde işlemci hızının devam ettiğini temelde anlatan ve kısa sürede 2'ye, 4'e, 8'e katlanarak matematiksel denklemle gittiğini anlatan bir yapı. 2005'te 128 MB'lık bir microSD kart varken 2014'te 128 GB'dan bahsediyoruz. Peki bir yazılımın veya robotun yerinizi almasını ister misiniz? Sorular giderek zorlaşıyor. Ne dersiniz? Evet, ben cevabı almadan devam ediyorum. Bakalım. Hello everyone, in the Mid-English Artificial Intelligence Anchor. This is my very first day in Xinhua's agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao from the land of Xinhua. Güzel soru bence. Japonya'da robotların işlettiği ucuz otel diyor. Neden? Çünkü daha ucuz. Gayet basit. Bakalım size gerçekçi gelecek mi? Bakalım bunlar en güzellik kaldı. Bir taraftan da olmuyorlar. Tekrar ediyorum, ucuz, yıllık izin istemez, maaşına zam istemez, hamile kalmaz, motivasyonu düşmez. Buraya kadar yine cevap vermesi kolay. Peki devam edelim daha zor sorularla. Çocuğunuzu genetik olarak biçimlendirmek ister misiniz? Bu konuda yine size sorulmadı. Yakın zamandaki gelişmeyi hepiniz biliyorsunuz. Genetik yapıya müdahale bilim dünyasında uzun zamandır tartışma konusu. Çin'den gelen son iddiaysa genetik bilimi ve etik açısından yeni bir dönemin başlamasına yol açabilir. Çin'de genetik tasarımlı ikiz bebeklerin doğduğu öne sürüldü. İddianın sahibi Çinli bilim insanı He Jianghui. Araştırmacı dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerini yapmaya yardım ettiğini ileri sürdü. Buna göre 7 kadının tüp bebek tedavisi sırasında bazı embriyoların genetiği değiştirildi. Biri hamilelikte sonuçlandı ve genetik tasarımlı bebeklerin bu ay dünyaya geldiği öne sürüldü. Sadece ilk olmasından değil, bir örnek olmasından dolayı da büyük sorumluluk hissediyorum. Bu tip durumlarda toplumun ahlaki yapısını ve olayın etkilerini de düşünmek gerekir. Uzmanlarca kimyasal genleşleri olarak adlandırılan bu sistemle amaç tedavi değil. Araştırma sırasında bir virüsünün hücreye girmesine izin veren proteini oluşturan gen devre dışı bırakıldı. Çinli bilim insanları embriyolardaki bu deneyleri HIV'e karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla yaptıklarını söylüyor. Büyük ihtimalle dünyada bir ilk olacak. Bu sebeple eğer güvenli olmaz ya da bir sorun yaşanırsa insanların güveni kaybedilebilir. Bu alandaki tüm araştırmaların sonu gelebilir.
Araştırma bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı ancak Çin'in genetik yapıya müdahale konusunda attığı adımlar tedirginliğe yol açmış durumda. Bu tür çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde yasak. DNA değişikliklerinin gelecek nesillere geçerek diğer genlere zarar verebileceği bildiriliyor. Potansiyel tedavileri etkisiz hale getirebileceği veya tehlikeli olabileceği de iddia ediliyor. Sonradan çalışma doğrulandı. Çin'de yapılınca benzer düşüncelerden ötürü acaba doğru muydu, yapılmış mıdır, doğru mu söylüyorlar diye bakıldı. Gerçekten doğru söylüyorlarmış. Hatta az önce görmüş olduğunuz bilim insanı tutuklandı. Son durumunu bilmiyorum, izinsiz yaptığı için çalışmayı. Ama başka bir röportajda diyordu ki, eminim ki bunu ilk düşünen ve yapmaya çalışan ben değilim. Vermek istediği mesaj son derece ilginçti bence. Peki, sanal gerçeklik vesaire hepimiz tartışıyoruz, bakacağız. Yine bilgi işten alabileceğiniz eğitimlerden bazıları mesela COBİ'ler için sanal gerçeklik ve Arduino setler ile giyilebilir teknolojiler. Şu anda siz de akşam eve gittiğiniz zaman ücretsiz bu eğitimlerinizi alıp kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz. Devam edelim. Geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan bir diziden bir anekdot paylaşmak istiyorum. Belki bilenleriniz veya konuştuklarımız vardır. Future Sex isimli bir dizi. Tavsiye etmem açıkçası, çok iyi bir dizi değil fakat bir bölümü beni çok etkilemiştir. O nedenle size anlatma ihtiyacı hissediyorum. Giyilebilir teknolojilerle birlikte beyne uyarım veren sanal gerçeklik gözlükleri geliştirilmiş ve insanlar artık cinsel ilişkiye girmiyorlar. Çünkü dünya nüfusu çok fazla ve üremek istiyorsanız sadece çok azınlık bir zengin kesimin ödeyebildiği üreme vergisini ödemek durumundasınız. Fakat bir genç, ortalama 20 yaşlarında bir genç diyor ki ben bunu merak ediyorum, deneyeceğim. Ve şu an hani böyle uyuşturucu satıcılarının olduğu izde barlar olur ya, öyle bir yere gidip bir karşı cins görüyor kendisi gibi. Yani diyor ki evet, bu da onun için gelmiş. Tanışıyorlar, kapsül benzeri bir evde yaşıyorlar. Evine davet ediyor, gidiyorlar. Ve cinsel ilişkinin ilk aşamalarına yaşamaya başlıyorlar. Fakat bir beceriksizlik hali var üzerlerinde. Daha önce hiç de deneyimlememişler. Ve bir süre sonra çok sıkılıp, bırakıp, gözlükleri takıp, kendi vücutlarını orada simüle edip, uyaranlarla gözlük üzerinden birbirleriyle sevişmeye devam ediyorlar. Çok ilginç bir cümleleri vardı, onun için anlattım. Söylenenler doğruymuş. Böylesi çok daha gerçekçi cümlesi son derece vurucuydu. Japon gençler giderek seksten uzaklaşıyorlar. Çünkü çalışmaya da çok düşkünler. Onunla da ilgisi var. Peki bir robotla evlenmek veya cinsel ilişkiye girmek ister misiniz? Ne diyor bu adam? Bakışları var yine. Devam edelim. Bilim kurgu gerçekten kurgu bilim mi yoksa bilimin kurgusu mu? Görmüş olduğunuz Gerçek İnsanlar isimli bir diziden alınma, fotoğraflardan oluşuyor. Bu dizide her şey aynı, sadece robotlar var hayatımızda, yani çok ilerleyen yıllarda geçmiyor. Ama istediğiniz robotu istediğiniz şekilde yazılımı yüklü bir biçimde hayata kavuşturabiliyorsunuz. Örneğin dedeniz öldü, dedenize benzeyen bir robotu alıp kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Fakat ilginçtir ki bir süre sonra yine bu arkadaşlar, kadın olsun, erkek olsun, yorulmadıkları için, şikayetçi olmadıkları için, istediğiniz zaman düğmesine basıp kapatabildiğiniz için insanlar eşlerini bırakıp robotlarla birlikte olmaya başlıyorlar, eşlerini terk etmeye başlıyorlar. Ne dersiniz? Sizce olur mu? Erkek için güzel de bayanların böyle bir tercih etmez. Bakalım. Diyor ki seks robotu satışa hazır. Robotuyla 4 defa cinsel ilişkiye giriyor haftada, eşi de durumdan şikayetçi değilmiş. Bunlar tabii marjinal örnekler gibi gelmesin size. Şu an yavaş yavaş artan bir telefon markasının, kullanımı artan bir telefon markasının mühendisi de kendi ürettiği robotla evlenmiş. Üzerine gerçekten düşünmesi şeyler bunlar. Yani bu insanlar deliler ve onun için bunu yapıyorlar deyip geçebileceğiniz kadar basit olmadığını düşünüyorum. Yine Çin'den bir örnek. Eğer yazılım sizde ise her geçen gün geliştirmeniz ve farklı şekillerde kullanmanız mümkün. Bakalım ne diyor? Yürüyüş tarzınız hakkınızda ne kadar bilgi ele verebilir? Aslında sandığınızdan çok daha fazla.
Pekin merkezli bir firma, yürüyüş tarzından kişinin kimliğini tespit eden bir yazılım geliştirdi. Eğer bir insan sistemimize kayıtlıysa, yürürken sistem ismini gösterecek. Örneğin burada meslektaşımın isminin kısaltması olan SLV yer alıyor. Eğer kayıtlıysa, görüntünün yanında soru işareti oluyor. Herkesin yürüyüş tarzı özel olmasa da firma CEO'su Han Yongchen bu sistemin polis tarafından güvenlik kameralarına takılan kişilerin kimliğini belirlemede etkin bir şekilde kullanılabileceğini söylüyor. Han'a göre sistemin doğruluk oranı %94'ün üzerinde. Yürüyüş tarzından tanıma vücut genelindeki özelliklerin analiz edilmesiyle çalışıyor. Daha spesifik olmak gerekirse, vücut özellikleri 600 kas, 200'den fazla kemik ve sinir sistemini içeriyor. Tüm bunlar bir kişinin yürüyüş tarzının karakteristiğini oluşturuyor. Ayrıca sistemin aldatıcı ölçümlere karşı etkin olmasını sağlayabilmeliyiz. Yürüyüş tarzı analizi, topaldama, ayağın çarpılarak yürümesi ya da başın beyimiz gibi unsurlarca kandırılamaz. Çünkü biz tüm vücudun özelliklerini... Neden peki? Çünkü maske takıyorsunuz. 2 milyar insansınız, bir şeye itiraz edeceksiniz. Yüzünüzün görülmesi kameralarda yetmiyor. Sistem sizde ise yürüyüş tarzınızı bile analiz edebilir miyiz? Neden olmasın? Sürekli gelişiyor. Ve bunlar siz şu an yapmakta olduğunuz şeyleri yaparken olmaya devam eden şeyler. Lütfen unutmayın. Neden Çin sürekli? Çünkü yatırım yapılıyor. Son derece basit. Ve Microsoft'un geçtiğimiz ay tanıtmış olduğu yeni bir gözlük modeli ne işe yarayacak birlikte görelim. Yemek ister misiniz? Tabii ki yakın zamanda fiyatı giderek düşecek ve
tadanlar diyor ki normal etten çok da farkı yok. Yani zannetmeyin sadece belirli alanlarla sınırlı düşünün. Genetik düzenlemeden sanal gerçekliğe, laboratuvarda et üretiminden biyonik hissedilen ele kadar bütün dünya çalışmaya devam ediyor. Peki kaçmaya çalışıyorsunuz. Sizi bulmaları ne kadar sürer? Hello guys. I'm really expecting it. Maybe these guys aren't in on the joke. Çünkü bunlar Batı dünyasının bir anda Çin'i eleştirmek için yapmış olduğu videolar. Bir yandan düzenlemeler içermekle birlikte bir yandan eleştiriyor. 170 milyon. 170 milyon. See how it takes you to find me. Thank you very much. Let's go. I'm going to go to the hospital. 以及他所经过的，在过去一周我们的处，他的行进路程，做了上人和车的匹配，同时在人上匹配还包括亲属关系匹配，然后是经常接触人员之间匹配，就是当事人这个布料就，或者我们传感器，布料定义的时候，其实。Evet, böyle devam ediyor. Bir başkası diyor ki, kilometre yapay rahim, 5 yıl içinde insanlarda denenmesi. Asıl vurucu noktalara yavaş yavaş geliyoruz. Daha gelmedik yani. Bakışlarınızı anlıyorum. Çin'de ve Uzak Doğu'da uygulanmaya başlanan kararlanma sistemi. Kredi borcunu ödemedi. Ceza olarak artık uçak bileti satın alamayacak. Anne babasını çok ender ziyaret ediyor. Artık sosyal haklardan yararlanamayacak. Çok fazla bilgisayar oyunu oynuyor. Bu nedenle özel okula gidebilecek. Buna tuhaf mı geliyor? Ya da iç karartıcı bir bilim kurgu vizyonu gibi mi? Tüm bunlar 2020'den itibaren Çin'de gerçek olacak. Hükümetin planlarına göre akıllı telefon uygulamaları sayesinde vatandaşların kişisel verileri kullanacak ve herkese bir not verilecek. Örneğin faturaları vaktinde ödemek ya da trafik kurallarına uymak gibi iyi davranışlarda bulunanlar yüksek notla ödüllendirilecek. Kurallara aykırı davranışlarda ise not düşürülecek. Şu an Çin'de bu tarz onlarca proje test ediliyor. Henüz hepsi gönüllü. Hükümet ahlaki bakımdan sorunsuz vatandaşlar istiyor. Tabii kendi mantığına göre. Çin'de cep telefonsuz neredeyse hiçbir şey yapılamadığı için kontrol kolay olacak. Bankalar, online satış yapanlar, sohbet ve partnerlik uygulamaları veri toplama konusunda devletle işbirliği yapıyor. Buna ek olarak Çinliler 170 milyonun üzerinde kamerayla gözlemleniyor ve yüz tanıma programları uygulanıyor. Örneğin, bu da İngiltere'de geçtiğimiz günlerde billboardlara takılacak olan yüz tanıma sistemleriyle ilgili Çin'i eleştirirken gayet güzeldi. Ama iş kendilerine geldiğinde benzerini yapmaktan asla çekinmeyecekler. Yarın benzeri bizim için de geçerli olacak. Peki, beyninizi internete bağlayarak ölümsüzlüğe kavuşmak ister miydiniz? Sorular gittikçe zorlaşacak, söylemiştim. İmkanı vereceksin. Beyin ilk defa internete bağlandı diyor. Nasıl olmuş görelim. Güney Afrika'daki Wits Üniversitesi insan beynini ilk defa internet ortamına bağladıklarını duyurdu. Dream Internet adı verilen projede kişilerin kafasına yerleştirilen bir cihazla beyin dalgaları bilgisayarda dönüştürüldü. Araştırmacılar projeyle kişilerin beyin aktivitelerini eş zamanlı olarak gözlemleyebileceklerini ve bunun gelecekte hem beyinden internet ortamına hem de internet ortamından beyine veri gönderecek bir akıllı telefon uygulaması haline gelebileceğini söylüyor. Beynin bilgisayar ortamına bağlanmasıyla ilgili etik ve güvenlik endişelerine de dikkat çeken araştırmacılar, tüm internet ağından tamamen bağımsız bir bağlantı oluşturulmasını öneriyor. Yok canım, o kadar da değil. Dediğim sıfır yok. Ne yazık ki öyle değil.
Peki yavaş yavaş kendi alanımıza doğru gelmeye başlayalım. Bizde neler var? Bakıyoruz. Var güzel şeyler de yok değil ama etik yönetmeliğe baktığımızda sadece diyor ki radyo, televizyon, basılı yayın, internet ve elektronik ortamlar da diyor açıklama ve önerilerin bilimsel temellere oturduğundan emin olması gerekiyor diyor kişinin. Psikologlar Derneği etik yönetmeliği kamuya yönelik yayın organlarını kullanma başlığı altında. 2004 yılından bu yana hala çalışmalar devam ediyor. Benim üniversite okuduğum yıllardan beri hocalarıma kızdığım, sizin yüzünüzden olmadı dediğim, şu an öğrencilerin bana her şeyi söyleme haklarını kendilerinde bulmalarına izin verebileceğim meslek yasası. Önerim hiçbir zaman sadece tek veya bir grup mesleğin yasası olması yönünde değildi. Yani toplum, ruh sağlığı ve meslek mensupları yasası olması yönündedir. Bu da bir kez daha dile getirmiş olayım. Çünkü birden fazla mesleğin bir araya gelerek artık bu işi halletmesi gerektiğini her geçen gün daha yoğun bir biçimde hissediyoruz. Ama ne yazık ki Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ise biraz daha iyi bir perspektif çizmiş. Diyor ki hizmeti, sonuçları ya da bilgiyi internet gibi elektronik yolla sunan psikolojik danışmanlar, danışanlarına riskler ve gizliliğin sınırları ile ilgili olarak bilgilendirmelidirler demiş. Güzel bir yaklaşım ama bununla sınırlı etik yönetmeliğe baktığınız zaman internetle ilgili başka bir şey bulmuyorsunuz. Oysa yabancı literatüre baktığınızda örneğin APA'ya sayfalar dolusu özel kitapçıklar, internette ilgili, internet kullanımı ile ilgili, internette Facebook sayfası açıp açamayacağınız, paylaşım yapıp yapamayacağınız, danışanın herhangi bir şeyini beğenip beğenemeyeceğinize kadar son derece net. Biz meslek sahiplerinin de ruh sağlığı alanında çalışanların da bu konulardaki eksiklikleri büyük. Bunları da gidermek gerekiyor. Geldik başka bir alana, telefon uygulaması. Mesleğimiz içerisinde klinik psikologların geliştirmiş olduğu yurt dışından bir WeBot veya WoBot diye telaffuz edebiliriz. Birçok uygulamadan bir tanesi ama onun arkasında sağlam bir ekip var. Sizi günlük olarak takip eden ve duygu durumunuzla ilgili geri bildirim veren bir telefon uygulaması bu. Peki sosyal medyada işler nasıl dönüyor? Ben Tumblr örneğini verdim. Tumblr bir sosyal medya paylaşım aracı, Instagram vesaire gibi. Eğer intiharla ilgili bir başlık yazıp aradığınız zaman size diyor ki her şey yolunda mı? Dikkatinizi çekerim. Eğer tanıdığın birinin yeme bozukluğu, kendine zarar vermeye veya intiharla eğilimi varsa, sorunlar yaşıyorsa lütfen danışmanlık al diyor. İngilizcesi, Türkçesi ve yardım alabileceğin tüm dünyadaki ücretsiz Sağlık Bakanlığı da var Türkiye'de, yönlendirmesini yapıyor. Yani paylaşımlarınız takip ediliyor. Türkiye'deki birçok uygulamada bu eksik. Hepsinde vardı diyemem tüm dünyada ama bakalım bir başkası derin öğrenmenin otizmle kullanımıyla ilgili bireysel çalışmanın ne kadar önemli olduğunu, kişiye özgü yöntemlerin geliştirilmesinde nasıl kullanıldığını, robotların nasıl kullanıldığını anlatan araştırmalardan bir tanesi. Bunun gibi yüzlercesini bulabilirsiniz. Diyor ki amaç insan terapistlerin yerini alacak robotlar yaratmak değil, biraz içimizi sertti. Terapistlerin terapinin içeriğini kişiselleştirmek için kullanabilecekleri önemli bilgileri ve ayrıca robotlar ile otizmli çocuklar arasında diye devam ediyor. Örneğin tedbirlerden bir tanesi olacak diyor. Peki gerçekten öyle mi? Psikoloji dünyasına giriş yaptık. EMDR göz hareketleriyle duyarsızlaştırma. Bakalım ne diyor? Why is this happening to me? I don't know what to do. I'm so tired. I can't go on. I am a victim. I am powerless. Why can't I get over it? I'm so weak. It was my fault. I let everyone down. I don't matter. I'm worthless. I'm not good enough. The memories are too painful. I am hurting. I can't trust anyone. Things will never improve. I will never be happy again. I don't want to go on. This pain will never go away. I need help. Help me. 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 The pain is real. When traumatic events happen in life, your brain freezes and cannot process memories normally.
the traumatic memory replays, trapping you in an endless cycle of pain, leading you to addiction, depression, post-traumatic stress, self-harm, and emotional disorders. Now, virtual EMDR gives you the power to break this cycle. Use proven eye-movement treatment recognized by the WHO, U.S. Department of Defense, American Psychiatric Association, and the U.K. Department of Health. This online self-guided program is easy to follow and has been tested with therapists, neuroscience experts, and users like you. Join thousands of people who have eliminated pain from their lives. Get the help you need, anywhere, anytime. Virtual EMDR. Live free from pain. Therapist yok. Var da yani artık bilemiyorum. Devam edelim. Türkiye, ben bir örnek verelim. Arkadaşlar, kadın değil, erkek değil ve beni 24 saat gün içerisinde sürekli dinliyor. Dönüp kendisine sorsam, sence eşimle yaşadığım problem nedir desem ve dönüp bana dese ki sen genelde iletişiminde şu kavramları kullanıyorsun, o nedenle tartışma yaşıyorsunuz. Nasıl olur? Basit bir danışmanlık. Olmaz mı? Bence gayet güzel olur. Alternatifleri düşünmeyi size bırakıyorum. Devam edelim. Peki sanal gerçeklik alanımızda nasıl kullanılıyor? Herhangi bir anksiyete, kaygı bozukluğunuz var, sosyal fobiniz var. Sanal gerçeklik gözlüğünü takıp psikoterapi desteği alabiliyorsunuz. Kaygı konusunda korku teorisi tekrar edecek. Önce uzmanlar kaygınızın ve korkunuzun derecesini anlamak için bir görüşme yapıyor. Algoritmlerde sanal gözlükler devreye giriyor ve sanal gerçeklik gözlüğünün sayesinde terapiler kazanıyor. Yükseklik korkusu, kapalı yerde kalma korkusu, uçak korkusu, topluluk karşısında konuşamama, kaygı bozuklukları ve korkuları. Bu olgularla baş ediyorsunuz ama artık teknoloji bu konuda da devrede. Sanal gerçeklik gözlükleri kaygı bozukluğu ve korku tedavisinde kullanılıyor. Psikoterapi seansı öncesi uzman psikolog önce hastanın durumunu belirliyor. Yaşadığı kaygının ya da korkunun düzeyini belirlemek adına görüşmeler yapılıyor.
İki kişiyle iki kişiden ayrılıklı dolarlarla düşünce ve imajlar nelerdir? Hangi durumlarda, sıkıntılarda ortaya çıkıyor, çeşitlikte ortaya çıkıyor, bu zamanları bulabildikten sonra nasıl bir fotoğrafı uygulayacağız? Yaşadığınız durumun hayatında kimdir? Neyse ki hala ihtiyaç var. Bir başka gelişme optogenetik denen bir çalışma biçimi. Artık beyin nöronlarının yapısını ışığa karşı duyarlı hale getirerek daha önce oluşmuş olan düşünce şemalarını yeniden aktive etmek ya da bloklamak mümkün olabiliyor. Bu şu anlama geliyor. Önceden edinmiş olduğunuz bir korku varsa uyarımla birlikte, ışık uyarımıyla birlikte bulunduğunuz ortamda bunu engellemek veya yeniden ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Örneğin çok rahatsız olduğunuz bir örümcek fobiniz var. Fakat örümcek bulunan ortamda uyarım aldığınızda etkilenmemeye başlıyorsunuz. Bu şu an Türkiye'de de bildiğiniz nöro psikiyatri servislerinde kullanılmaya başlanmış bir yöntem. Araştırmanızı öneririm. Bir başkası yine bir filmden alınma, sanal gerçekliğin gelebileceği noktayı özetlemek adına. Demir Adam filminden bir sahne. Bu ortam normalde tamamen sanal bir ortam. Yani istediğiniz mekanı, istediğiniz zamanı dramatize eden bir durumu veya mutlu eden bir anıyı tamamıyla sanal gerçeklik üzerinden tasarlayabilmeniz, o ana geri dönebilmeniz mümkün olacak. Yakın zamanda gözlükler bu kadar ayrıntılı, kendi dizaynınızı yapabileceğiniz şekilde kullanılmaya başlanacak. Bunu dizayn edebilen terapistler iş yapmaya devam edecekler. Değişim ortamında yapabileceğiniz bir mekanizmadan bahsediyor. It doesn't change the fact that they never made it to the airport or all the things I did to avoid processing my grief. Plus $611 million for my little therapeutic experiment. Masraflı ama diyor ki yakın zamanda daha ucuza mal edebiliyor olacağız. Peki para kazanmak için çalışmak zorunda olmasanız ne yapardınız? Yine en çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Çünkü artan işsizlikte dünya ekonomik sisteminin devam edebilmesi için evrensel temel gelir veya vatandaşlık maaşı denen şeye ihtiyaç olacak. Çünkü iş diye bir şey kalmıyor olacak. Çünkü 50 kişi yerine bir robot koymanız yeterli olabiliyor. Evrensel temel gelir birçok ülkede deneniyor. Ve çok büyük ülkeler, maddi anlamda da çok ekonomisi iyi olmadığını düşündüğümüz ülkelerde bile evrensel temel gelir uygulamaları var. Ve örneğin Almanya'da önümüzdeki yılda kullanılmaya başlayacak deniyordu 2019 için. Peki bu noktada psikoterapide çerçeve kavramını yeniden değerlendirmemiz gerekmiyor mu diye sormak istiyorum. Çünkü danışanın bir ücret ödemesi durumu veya karar verilmesine rağmen ödememesi durumunun anlamı bizim için çok önemlidir. Şimdi bu noktada değişim olmak zorunda. Diyeceksiniz ki ne gerek var? Değişim olmaz. Her şey böyle devam eder.
ücret ödenmesi olmak durumunda derseniz, ekonomik sistemin ne kadar belirleyici olması durumunu örneklemek adına Freud derim ki acaba şu an dünyamızda olsaydı ve sigorta sistemleri ödeyebilsin diye psikodinamik terapinin ne kadar kısaldığını görseydi acaba ne derdi? Önümüzdeki yıllarda ekonomik sistem psikoterapiyi de değiştirmeye devam edecek. Çünkü sigorta şirketlerinin ödeme yapıp yapmaması veya ekonominin nasıl döndüğü bizim için önemli belirleyicilerden bir tanesi. Evrensel temel gelir sayesinde insanlar çalışmadıkları halde bir ücret aldıklarında ödeme ne olacak veya o ödeme ne işe yarayacak, çerçevede bunun yeri ne olacak, bunun gibi şeyleri yeniden tanımlamak zorunda olduğumuz bir döneme doğru ilerliyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi tabii ki tarihsel kökenleri var ama ifadelere dikkat. Kısa, yoğun, acil. Neden? Çünkü çok hızlı bir dünyadayız artık. Olabildiğince kısa, olabildiğince yoğun ve acil yaklaşımlara ihtiyacımız var. Gerekirse cep telefonundan bir uygulamada olabilir, sanal gerçeklikte birkaç seansta olabilir. Yine Çin'den sosyal hayata dair ilginç bir örnekteki insanlar ne diyorlar bu uygulamalara? Çin'deki bu belediye binasının dışında bir ilan asılı. Örnek vatandaşların fotoğrafları sergileniyor. Tesadüfen onlardan birine rastlıyoruz. Şen karşıya o kadar iyi bir rol model ki sorulara cevap vermeden önce parti sekreteriyle konuşması gerekiyor. Biraz zaman alıyor ama sonra konuşmasına yeşil ışık yakılıyor. İşte bu benim. Bu sizi gururlandırıyor mu? Burada anne babama karşı saygılı ve itaatkar olduğum yazılı. Uyumlu bir ailem var ve başka insanlara yardım ettim. Buradaki tüm insanlar birer rol model sayılıyor. Şeng, seçilmiş olmaktan ve örnek davranışları için bu kadar çok puan almaktan dolayı gururlu. Buna değer. Kredi almak çocuklar için iyi bir okul ve seyahat. Çok puanınız varsa her şey daha kolay. Şengin yaşadığı köy bir pilot projenin parçası. Çin'i değiştirebilecek devasa bir sosyal deney. Duyuru panosu oyunun kurallarını gösteriyor. Sadece iyi davranış için puan toplamıyor, aynı zamanda sıralamaya da giriyorsunuz. Kavgaya karışan ya da yabancı sitelerde çok fazla zaman geçirenler puan kaybediyor. Yeterince puanı olmayanlara siyasi partiye katılma izni verilmiyor. Kredi ya da sosyal yardım alamıyor. Ama parti çizgisinde ilerleyenler ödüllendiriliyor. Lin Chenhong köyde önemli olan bütün puanları vermekle görevli. Bir nevi sosyal kredi saymanı. Köyde yaşayanları ondan daha iyi tanıyan yok. Ve belki de hiç kimseden ondan korkulduğu kadar da korkulmuyor. Bunun sonuçlarını da düşünmek lazım ama şu kısmı önemli. Bizde olur mu sorusu kadar. Neden insanların böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu, nüfus dinamikleri, daha kolay yönetilebilir olup olmadığı, birkaç yıl önce bilim kurgularda konuştuğumuz şeylerin insan hayatında birebir etkisi son derece önemli. Son bir hafta içerisinde yayınlanan haberlere bakarsanız şu an Çin'de binlerce insan uçakla seyahat edemiyor. Sosyal puanlarının düşük olması sebebiyle örneğin işleri batmış, kaybetmiş parasını, faturalarını ödeyememiş. O sebeple trenle veya daha farklı seyahat araçlarıyla seyahat etmek zorunda kalıyor. Öte yandan bunu insan haklarına da aykırı değil mi? Hani seyahat hakları tekrar. Bunların sonuçlarıyla ilgili bir şey var mı? Görmüş olduğunuz gibi gayet memnun gözüküyorlar. 2 milyar insandan bahsediyoruz. Memnun mu gözüküyorlar zorlamayla yaptıkları için alışkanlık ya da böyle bir zorlamaya tabi tutulmamış? Tabii ki. Gibi. Şu an aynısı geçerli değil mi? Yani bankaya gidip kredi almaya çalıştığınız zaman sizin baktıkları finansal raporunuz aynı şey değil mi? Bunun birebir örneği. Diyor ki çocuğumu okula gönderebilmek için, iyi bir okula gönderebilmek için. Vize almak için de belli bir ücret. Evet, vize almak için benzeri şeyler, belirli belgeler ortaya koymanız gerekiyor. Her önüne gelen bazı şeyleri alamıyor. Aslında bu zaten şu an var. Çok daha net bir biçimde uygulaması olacak.
tartışmayı size bırakıyorum. Şimdi iki önemli kavrama geldik. Transhümanizm ve tekillik kavramları. Artık şu ana kadar gördüklerimizin bir boyut daha ötesine geçiyoruz. Diyor ki transhümanizm insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin arttırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması. Posthuman da deniyor, insan sonrası da deniyor. Entelektüel ve kültürel bir hareket denmiş burada. Transhümanizmle birlikte bir de singularity, tekillik kavramı var. O da teknolojik tekillik anlamında fizikte kullanımı farklı çünkü. Gelecekte yapay zekanın insan zekasının ötesine geçerek medeniyeti ve insan doğasını radikal bir biçimde değiştireceği hipotezi. Bunu öne sürenler 2045 yılını söylüyorlar. Siz deyin 55, ben deyin 35 fark etmez. Peki neyi kastediyorlar? Bakalım. Birlikte görelim. Milli Eğitim Bakanlığı bu sürecin hiç de dışında değil. 2023 vizyonuyla birlikte tekillik çağına yönelik eğitimde değişim ve dönüşüm konulu tüm ülkede konferanslar gerçekleştirildi. Ve önümüzdeki yıllarda verdiğimiz eğitimin bu çerçevede değişmesi gerektiği öngörüldü. Bakalım ne kadar yapılabilecek. Dendi gibi 2045 yılında insanlar tamamen internete bağlı makineyle birleşmiş bir halde olacaklar deniyor. Peki beyninizi ve bedeninizi dondurmak ister misiniz? İster misiniz? Güzel. Bunu yapan bazı organizasyonlar var. Kryonik, Kryonik çeşitli isimlerde yer alıyor. Birkaç şirket var. Bir tanesi Alcor. İnsan ve hayvan parçalarını gelecekte tekrar canlandırabilecek olan bir sisteme sahip olduklarını söylüyorlar. Nasıl bir şey olduğunu görelim. Bu görmüş olduğunuz tüp benzeri muhafazaların içinde saklanıyorsunuz. Eğer paranız varsa tüm vücudunuzu, daha az bir miktarınız varsa sadece kafa bölgenizi içerisinde tutabiliyorsunuz. Gün gelip de teknoloji o noktaya geldiğinde sizi uyandırmak için orada tutuyorlar. Masrafları kim karşılayacak uyandırmak? Masrafları, daha doğrusu daha farklı problemler var. Uyandığınız dünya aynı dünya olacak mı? O kısmı çok ilginç. Yani bundan 100 yıl önce yaşayan bir insan olsanız ve bugün şu sunumun olduğu noktaya sizi getirsem ne düşünürsünüz? 100 yıl sonra doğacağınız ortam, 200 yıl sonra doğacağınız ortam gerçekten size hitap edecek mi? Yani peki çok ilginç tarihsel bir anekdot var. Dünyada bu şekilde ilk dondurulan kişi Kaliforniya Üniversitesi psikoloji profesörü olan James Graham Bedford. Şu an o muhafazalarda tutuluyor kendisi. İlginç bir nokta paylaşmak istedim. Harari diyor ki bugünün en büyük sorunu kendini işe yaramaz gören bir sınıfın ortaya çıkması ve çıkacak olmaya devam etmesi. Yani artık bilek gücüyle iş yapamayan, çalışmak zorunda olmayan ve evrensel temel gelirle ihtiyacını karşılayabilecek kadar, geçimini sağlayabilecek kadar parayı alan bir sınıf düşünün. Bu insanlar ne yapacaklar? Aynı zamanda yaşlanan nüfus ne yapacak? Buna benzer perspektifler geliştirilmesi gerekiyor. Psikoterapi anlamında da, iş dünyası anlamında da, ekonomi anlamında da. Peki beyin okumaya başlayalım mı? Imagine moving a mechanical arm by just thinking about it, or playing a video game using only your mind. Although it may seem like science fiction, scientists and engineers have been developing this technology for decades. It's called brain-computer interface, or BCI. The field of brain-computer interfaces relies... Bilgisayarın şarjına ihtiyaç olacak. Bir şey çekmişsin. Bir şey çekmeyelim. Bunlar abini çekersen bir şey çekelim.
kompresi olmasın veya projeksiyon olabilir. Çıkaracağım. Nasıl? Çıkarıyorum. Olur. Tamam. Çıkardınız mikrofonu değil mi? Tamam. Ben böyle devam edeyim. Çok fazla kalmadı zaten. Evet. Takıldı. Hemen atıyorum. Computer interfaces relies on the ability of the brain to be able to generate certain types of responses that can then be harnessed by computers, to be able to be interpreted by computers. Dr. Rajesh Rao is a neuroengineer and director of the Center for Sensory Motor Neuroengineering at the University of Washington and is funded by the National Science Foundation. He is developing safe, non-invasive devices that can connect to the brain to accomplish things like controlling the prosthetic arm or sending commands to a computer. Looking at the development of this whole field of brain-computer interfaces is to think of it in terms of studying how the brain controls the body. Whether it's telling the legs to jump in the air or activating glands to produce sweat, the body's actions and functions are controlled by neurons. They communicate information to and from the brain and the rest of the nervous system using chemical and electrical signals. So they're sending these electrical pulses to each other and then eventually to the muscles that are controlling my body. Much like how the brain controls muscles, researchers can use new technologies to tap into these signals to control machines. The understanding of how the brain controls movement led to the development of devices and algorithms that can be implemented on a computer that recognize these patterns in the activity of brain cells and then correspondingly move an artificial device. Using an EEG cap isn't the only way to measure brain activity. Some BCIs use a method called electrocorticography. It also records brain activity, but unlike the EEG cap, it is surgically placed directly on the surface of the brain, providing a clearer signal and more precise information. Imagine a movement of the hand compared to, for example, not imagining and just resting. From there, the computer can distinguish the two types of brain activity. Imagining movement and not imagining movement, then use that information to enable hand control by mental activity. Given the right kinds of information and the right kinds of devices that are useful for the animal or for the human, the brain can start to adapt. With practice, the brain can learn to do something it's never done before. My control of prosthetic it's not familiar with. He is working toward a future where the brain and technology come together seamlessly. Yansımalarını görüyorsunuz. Psikoloğunu seç, online terapiye başla. Ücretsiz cevaplıyoruz. Psikologlarımız konuşmak için hazır. Seans ücreti de gayet makul. Yani değişim çoktan başladı. Peki akıllı telefonlar koku gönderebilir mi? Neden olmasın? Peki Türkiye'de bu konuda neler yapılıyor? Tekrar güzel bir örnek görelim. Sanırım çok heyecanlı. Biraz daha sakin anlatır mısınız? Şu an sakin olamıyorum. Topluluk önünde konuşmaktan, eleştirilmekten, küçük düşmekten korkanlar korkularıyla sanal ortamda yüzleşecek. Sosyal COVID'lerin gerçekleşti ilk adımı tüm bilgi insanların geliştirdiği yazılımı kullanarak atacak. Bize de biraz kendinden bahseder misin? Seni neden seçmeliyiz anlatabilir misin? Ödüllü bilim insanları sosyal hobisi olanlar için sanal gerçeklikleri terapi yazılımı geliştirdi. Sanal gerçekliğe maruz bırakma terapisini uygulamış oluyoruz. Burada aslında kişinin korktuğu durum üç boyutlu, sizin dediğiniz bir ortamda modelleniyor. Bize ilgilendiğin araştırma alanlarını ve en çok gurur duyduğun akademik başarını anlatır mısın? Terapi sırasında kalp atışı, terleme düzeyleri de ölçülü var. Herhangi bir sosyal ortamda iletişime geçme gibi yoğun kaygılar duyuyorlar. Burada 9 farklı modülden danışan istediği modülü seçerek terapist eşliğinde tabii ki sanal gerçeklik ortamına girebiliyor. Terapistler uyarıcıda değiştirerek senaryonun yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Senaryoyu gerektiği kadar tekrarlayabiliyor.
toplantı ortamına girmeden önce o seansın kaç kişi olacak, cinsiyetleri ne olacak, genç, orta yaşlı, yaşlı mı olacak bu avatarlar ve oturma düzeni nasıl olacak ki seans ayarlarını yapabiliyor. Tüm bilim insanların geliştirdiği yazılı kliniklerden ve hastanelerden yol tanımlıyor. Bizler yıllarımızı eğitim aşamalarından itibaren parti tutar gibi şu terapi ekolünden misin, seninki daha mı üstün diye geçirirken dünyada yüzlerce psikoterapi ekolünün var olmaya devam ettiğini biliyoruz ve geldiğimiz nokta burası. Sizler de yarın bunları simüle edebilen, bu yazılımları geliştirebilen kişiler olursanız yola devam edebileceksiniz. Peki bu sistem beynin daha iyi çalışması ve duyguları ifade konusunda ne öğretebilir? Son aşamalara geliyoruz. Sabrınızı zorladığımı biliyorum. Biraz daha dikkatinizi rica ediyorum. Son parçalar bunlar. This is Baby X. She's one of the most advanced brain simulations in the world. She's enjoying playing a peekaboo game with me. So, what is Baby X? It's a virtual infant simulation. It's trying to create the elements which put together aspects of what makes something lifelike. The only way to do that is to give it a brain. Baby X isn't an animation. She's a virtual human, and all the behaviors are generated by neural networks. She watches and listens to what I do and makes her own decisions in real time about how to respond. Firstly, I'm going to say the word duck to her. Duck! If she knew what the word meant, we should see a duck appear in the top left square. But there's nothing. But if I teach her that this is a duck using associative learning, then something amazing happens that we do as well, we just take it completely for granted. We can see on the right-hand side that Baby X is looking at the duck, and on the left square, we can see that Baby X is perceiving my face. And the square next to it is what she's thinking about. At the moment, it's static. Now watch what happens in Baby X's brain when I say the word this time. Her brain builds a link between the word duck and an actual duck. Parts of the brain light up. This shows localized regions lighting up that are involved in sensory input and object association. Created by Dr. Mark Sager and his team, she isn't just an animation. She sees, hears, and responds in the moment. Which means she can show us in a way we've never been able to see before how our mind creates negative feelings. We can see that Baby X is looking at the spire and there's no reaction. But I'm now going to tell her it's something she should be scared of. Scary spider! The spider now provokes a clear fear response. The sight of the spider triggers specific parts of the brain. Her amygdala initiates a cascade of reactions which send chemicals into her system generating the physical and emotional feelings of fear. When we take the spider away, she calms down. And when we bring it back, we can see she's now scared of it. Baby X is driven by a virtual nervous system. It controls her breathing rate, her heartbeat, her facial expressions, and we can even see her facial nerves. Deeper still is the virtual brain which drives it all. When Baby X presses the green button, a duck appears. And when she presses the red button, a snake appears. But at first, she's just pushing the buttons randomly. As Baby X continues to press the buttons, her brain begins to form new connections. She wants to see a duck, so she's working out pressing the green button gets her what she wants. This ability to learn sequences and to predict what might be about to happen next is crucial to everything we do. We all know that making eye contact is a powerful way to create a sense of connection. There's a chemical in your brain called oxytocin, the hug drug, which also has an amazing effect on how we connect with other people. I'm going to increase her levels of oxytocin and let's see what effect that is. Baby X makes a clear shift to focus on eye contact. We're connecting, and she even gives me a smile. Inside Baby X's brain, we can see oxytocin being released. Here it's the greeny blue bits secreted by her pituitary gland. The simple act of connection means she's rewarded with oxytocin, which makes her seek even more connection. And even though I'm interacting with a digital baby, the same thing is happening inside my brain.
bağlanabileceğimiz bir sanal ortamdan bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerin haberi, yani dünün, buluta bağlanmaya az kaldı diyor. Tabii ki bu konuda çalışan çok fazla isim, çok fazla şirket var ki Elon Musk kendisi de yapay zekanın çok tehlikeli olduğunu söyleyen biri olmasına rağmen şirketlerinden bir tanesi insan beynini bilgisayara ve internete bağlamak üzerine çalışmaya devam ediyor. Çok bildiğimiz isimlerde de durum farklı değil. Dünyanın nereye gittiğini özetlemeye çalıştım. Bu konularda bilgi sahibi olmaya, daha ayrıntılı çalışmaya ihtiyacımız olursa birçok kaynak var. Ama bunlar son zamanlarda yeni basım kitaplar ve olabildiğince okuması rahat, kolay, son güncel bilgileri içeren kaynaklar. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Dönüşümün bazı şeyleri tek başına değiştirmediğini, kümülatif bir yapı olduğunu ve hep birlikte oturup bu konuları tartışmamız, konuşmamız, paylaşmamız, kurallarını oluşturmamız gerektiği üzerine bir perspektif oluşturmaya çalıştım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki günlerde uykularınız kaçmaya devam eder. Yoksa değişim mümkün değil. Sorunuz varsa memnuniyetle cevaplayabilirim. Var mı sorusu olan? Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için. Biraz yordum sizi hem bir iş gününün sonrasında hem de çok fazla sayıda video vardı ama bu kadar teknolojik gelişmeyi anlatabilmemin başka bir yolu yoktu açıkçası. Bu değişimin neler getireceğini tek başına benim öngörebilmem tabii ki aktarabilmem de mümkün değildi. Ama şunu biliyorum ki derneklerimiz, çalışma ortamlarımızla birlikte bu konularda fikir birliği oluşturacak ortamlar, tartışma ortamları oluşturmalıyız. Ve bunları biraz daha yazılı hale getirmeliyiz diye düşünüyorum. Yoksa sistem bizi belirlemeye devam edecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde bir bakan olaydı, eşimi de getirse. Severek dinlermiş yani. Sizin yerinizde okuma yapan robot var mı evde? Henüz. O kadar çok bilgi paylaşıyorsunuz ki gerçekten. Yani şeyde de WhatsApp'tan falan atıyorsunuz ya. Yani diyorum ki hani ne var o? Ben böyle mesela akşam yemeğe gittiğimde bakıyorum WhatsApp'ta. Onu almam diyorum. Yani o kadar çok bilgi. Evet.